Bakın, ben size bu adam yolsuzluk yaptı diyorum. Birilerine rüşvet yedirdiği aşikar, buna göz mü yumacaksınız? Bu ne cüret? Biraz kendinize gelin. Haddinizi aşıyorsunuz Serap Hanım. Ben sizden köylüler namına yardım istemeye geldim Vali Bey. Lütfen komisyonun kararına mani olun. Oraya çeltik ekilmesine izin vermeyin. Bu ahlaksızlığa göz yummayın. Sizin ahlaksızlıktan bahsetmeniz çok enteresan doğrusu. Ne demek istiyorsunuz anlamadım. İnsan başkalarının ahlaksızlığından bahsetmeden kendisine bir bakmalı. Evli bir erkekle düşüp kalkıyorsunuz. Herkesin dilindesiniz. Bu cemiyette sizin gibi ahlaksızlara yer yok Serap Hanım. Lütfen daha fazla rahatsız etmeyin bizi. Siz ne hadle benimle böyle konuşuyorsunuz? Serap Hanım, lütfen çıkmanızı istiyoruz. Merak etmeyin, gidiyorum zaten. Sizin riyakâr cemiyetinize kalmadım. Demek herkes duymuş ha? He, duymuş ya. Kovmaktan beter ettiler beni. Ben Sadi'yim. Kesin Halide'nin işidir bu. O Halide'yi de yanındaki Ekrem denen adamı da doğduğuna bin pişman edeceğim. Peki ya Kemal'le ne olacak? Kemal'le bir araya gelmemiz imkansız artık. O boşanana kadar olmaz. Buyur Yasin ha. Sabah kayfin. Sağ ol Gülizar. Eline sağlık. Afiyet olsun. Tövbe estağfurullah. Ne oldu Yasin ha? Kötü bir haber mi? Ama hanım gazeteye çıkmış yine. Dün gece İncirlik Üssü şerefine verilen davetti. Serap Dinç Arslan çıkan tartışma sonunda büyük kulüpten kovuldu. Serap Hanım'ın cemiyetin dışlanmasına neden olarak görümcesinin eşi Kemal Şahin'le yaşadığı yasak aşkı neden olduğu sanılıyor. Halide, sizi böyle mutlu görmek ne kadar güzel. Aha, şimdi anladım niye bu kadar mutlu olduğunuzu. Ben belki canınız sıkılır diye düşünmüştüm. Canı sıkılması gereken ben değilim, Serap. Serap, sizin gibi düşman edinmekle büyük hata yaptı. Ama benim gibi birinin düşmanlığını kazanmakla da hayatının en büyük hatasını yaptı. Buyurun.
Serap Hanım. Sen de işçilerinle bir olmuşsun, çalışıyormuşsun diye duyduk. Aferin sana. Ne var? Ne istiyorsunuz? Vaktin daralıyor Serap Hanım. İki günün kaldı. Yeter be. İkide bir de karşıma çıkmayın. Kaç gün kaldığını ben de biliyorum. Hadi şimdi gidin buradan. Bana bak. Çenene mukayyet ol. Sen kimle aşık attığını daha bellemedin. Pazartesi 100.000 lira masamda olmazsa cezanı keserim. Haberin olsun. Kemal, bu işi yetiştirmemiz lazım. Merak etme, yetişecek. Yetiştiremeyeceklerini defalarca söyledim ama anlamak istemiyorum. Kendini ne kadar gülünç duruma düşürdüğünün farkında bile değil. Hakikaten acıyorum. Bunun ecele faydası yok. Ben bu defineyi bu gece bulacağım. Buradan bulmadan hiçbir yere de gitmek yok. Hadi kapak. Kalmamış. Tekmil pamuk dolmuş her taraf. Esen mi? İnanmıyorsan gel de bak. Gel hadi gel. Şükürler olsun. Sana şükürler olsun. Arkadaşlar, arkadaşlar. Başardık. Selim, dokuma fabrikasını ara. Kamyoneti yollasınlar. Yarın bütün pamuğu yükleyin. Tamam. Arkadaşlar, sağ olun, var olun. Her şey sizin sayenizde oldu. Fabrikanın itibarını korudunuz. Hisselerin bölünmesine, belki de fabrikanın iflas etmesine mani oldu bu emeğiniz. Hadi, şimdi gidin dinlenin. Yarından itibaren bu emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Size söz veriyorum.
Alo. Halide. Benim, Selim. Bir şey mi oldu Selim? Serap Hanım ve işçiler teslimatı hazırladılar. Bilmek istersin diye düşündüm. Ne? Hepsini mi? Evet, hepsini. Serap Hanım malı yarın nakledecek. Parası da derhal hesabına geçecek. Tamam Selim. Haber verdiğin için teşekkür ederim. Hey!